Hepinize sevgi ve sevinç dolu kocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çünkü biliyorsunuz ki Sat 7 Türk Çocuk sadece ve sadece sizin programınız. Eğer ilk kez Sat 7 Türk ekranlarını bu saatte açan arkadaşlarım varsa, kim bu abla acaba diye düşünüyorlarsa aşağıda görüyorsunuz. Ben Nora ablanız, hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam olarak 4'te bu ekranda, yani Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Türk Çocuk programında sizlerle buluşuyor oluyorum. Peki ne yapıyoruz? Çok fazla şey yapıyoruz gerçekten. Çok fazla şey yapıyoruz arkadaşlar. Ama bütün bunların arasında en önemlisi Tanrı'nın sözü bölümü. Tanrı'nın sözünü çalışıyoruz birlikte. Tanrı'nın sözünü öğreniyoruz. Tanrı'yı daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Geçmişte Tanrı neler yaptı? Gelecekte Tanrı neler yapabilir? Bugün hayatımızda Tanrı neler yapıyor? Ve bizler Tanrı'yla dostluğumuzu nasıl geliştirebiliriz? İşte bunlar hakkında konuşuyoruz. Ama onun dışında çok 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 eğlenceli bölümlerimiz var. Ve birazdan o bölümlerden birinde olacağız soru cevap kısmıyla. Ama şimdi arkadaşlar, bugün diyorum ya, hep bahar ayındayız ve içimiz kıpır kıpır, artık yaza doğru gidiyoruz, mevsimler yaza doğru koşuyor. Ama bugün yine önemli bir gün, bugün 1 Mayıs arkadaşlar ve 1 Mayıs'ın iki tane çok güzel anlamı var. Birincisi, haydi bakalım gelsin hep birlikte görelim neymiş bugün. Arkadaşlar, bahar ve çiçek bayramınız kutlu olsun. Hayatınızda her zaman, şu an etrafımızda gördüğümüz gibi nasıl çiçekler açıyorsa, hayatınızda her zaman çiçekler açsın. Böyle kalbinizde kıpır kıpır çiçekler açsın. Tabii ki de gerçekten suratınızın ortasında ya da böyle gülüşünüzde ya da böyle kalbinizde çiçek açacak hali yok. Ama sanki çiçek açıyormuş gibi bir sevinç olsun hayatımızda. Bugün bahar ve çiçek bayramı. İşte arkadaşlar, artık baharın gelişini bugün daha net anladık. Çünkü açık açık bugünün bir anlamı var. Bugünün bir ismi var. Bahar ve çiçek bayramımız hepimizin kutlu olsun. Ama bugünün çok önemli bir anlamı daha var. Çok ama çok önemli bir anlamı. Haydi bakalım onu da hep birlikte görelim. Bugünün diğer anlamı neymiş? Dayanışma günümüz kutlu olsun arkadaşlar. Ne güzel bir kelime emek. Ben çok seviyorum bu kelimeyi. Hatta benim Emek diye bir arkadaşım vardı. İsmini çok severdim. Gerçekten bir şeyler için emek harcamak, efor sarf etmek çok güzel bir şey. Hatta gerçekten bizi daha böyle heyecanlandıran bir şey. Mesela diyelim bir resim çiziyorsunuz ve resim çizerken aslında zaman zaman gerçekten, yani onu yapabilmek için büyük bir emek harcıyorsunuz. Ama sonra ortaya çıkan şey o kadar güzel oluyor ki emeğimizin karşılığını almış oluyoruz. İşte bu yüzden hepimizin emek ve dayanışma günü kutlu olsun arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Bunun hakkında konuşacağız. Acaba emek neymiş? Nasıl emek verilirmiş? Kimler emek veriyor? Biz nasıl emek veriyoruz? Bunlar hakkında konuşacağız. Ama ondan önce Ege'yi izleyeceğiz. Siz onun arkasından bir de çok güzel bir video izleyeceksiniz. İşte bütün bunların ardından burada buluşacağız. Çok tozlanmış ya. Neyse, ben işlemlerime devam edeyim. Oh, orada olduğunuzu görmedim. Köpeğim az daha elma yiyordu. Yani çok heyecanlandım. Neden olduğunu sorarsanız, korudum. Elma ve armut içindeki arsenikten dolayı köpekleri öldürebilir. İnanabiliyor musunuz? Çok yazık. Of ya, annemin inci kolyesi gitti de. Bir deney yapıyordum. İnci sirkede erilmiş. Denedim ve gördüm. Evde denemeyin. Su aygırlarının sütü pembedir. İlk kalp hücresi bebek 2 haftalıkken atmaya başlar. Anne karnından da, inanabiliyor musunuz? Çok tatlı. Oh, çıktı. Mavi balinaların boğazı sadece bir greyfurt yutacak büyüklüktedir. Fazla büyük lokma yutmamalılar. Benim yaptığım gibi yapmayın. Kauçuk icat edilmeden önce kurşun kalemler ekmek içiyle siliniyordu. İnanabiliyor musunuz? Ne büyük bir israf.
Arkadaşlar az önce gördüğünüz videoda aslında bir taraftan gerçekten gördüğünüz emek vermek ne kadar değişik bir şey. Kimler emek veriyor? Emek vermek nasıl yapılır? Yani emek vermek dediğimiz şey böyle bir kalem vermek gibi bir şey mi? Yani şöyle bir şey mi? Ya da böyle bir defter vermek gibi bir şey mi? Hayır, öyle bir şey değil. Gerçekten bir şeyleri yaparken zorlanmak, heyecanlanmak, böyle onun için çabalamak anlamına geliyor. Ve aslında bugün şunu söylemek istiyorum sizlere. Bazı meslek grupları var, bazı insanlar var hayatlarımızda ve gerçekten çok emek veriyorlar bazı konular için. Mesela örnek verecek olursak anne babalarımız, ablalarımız, abilerimiz, öğretmenlerimiz, bunların büyük bir kısmı. Tabii ki birazdan şimdi bakacağız emek veren kimmiş, emek nasıl veriliyormuş, kimlermiş emek verenler. Ama bu birazdan okuyacaklarım arasında mesela anne babalarınızı saymadım. Çünkü onlar bizim için her zaman ve sürekli hayatları boyunca emek veriyorlar. Yani bizim bir kere zaten ilk doğduğumuz andan itibaren bir kere bize bakıyorlar, bizim karnımızı doyuruyorlar, bizi seviyorlar, bize her şekilde bakıyorlar. Ve zaten sadece sevmek bile emek harcamak demektir, emek vermek demektir. İşte bu yüzden aslında bugün en önce anne babalarımızın, abilerimizin, ablalarımızın, öğretmenlerimizin günü. O yüzden onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizi büyük bir emek vererek sevdiği için, bazen onları kızdırmamıza rağmen, bazen onları üzmemize rağmen bizi sevmeye devam ettikleri için çok büyük bir emek veriyorlar bizlere. Onun için teşekkür ediyorum. Şimdi birkaç meslek grubu örneği vereceğim. Aslında bütün meslek grupları, aslında herkesin hayatta emek verdiği şeyler var ama meslek gruplarının hepsini okuyamam. Çok fazla meslek var, çok fazla iş var. O yüzden sadece birkaçından örnek vermek istiyorum. Bu meslek grupları acaba nasıl emek gösteriyorlarmış, emek veriyorlarmış? Mesela ilk olarak arkadaşlar, kent temizlik görevlilerine örnek vermek istiyorum. Kent temizlik görevlileri bizim kentimizi, şehrimizi, sokaklarımızı, evimizin dışındaki bölgeleri temizleyen kişiler aslında. Biliyor musunuz, onlar çoğu zaman uyumuyorlar. Sokaklarda bazen biz kocaman böyle çöp kamyonları görüyoruz. İşte onları kullanan, onlardan inip sokaktaki çöpleri toplayan abilerimiz, amcalarımız aslında kent temizlik görevlileri. Ve onların çoğu zaman geceleri uyumuyorlar. Neden? Çünkü gündüz gözüyle o çöpleri bazen çıkarmak istemiyorlar. O pis şeyleri sokağa çıkarmak istemiyorlar belki. Ya da onların çöp kamyonları çok ses çıkarıyor. Belki o ses çıkmasın diye bunu geceleri yapıyorlar. Ve çoğu geceleri uykusuz kalıyor. Yani büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Aslında emek vermek büyük bir fedakarlık gerektiriyor. İşte bu yüzden sevgili kent temizlik görevlilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Onların emekleri bizim için çok değerli. İyi ki bunu yapıyorlar ve bizlerin temiz sokaklarda, temiz bir şehirde, temiz bir İstanbul'da, temiz bir Ankara'da, temiz bir İzmir'de yaşamamızı sağlıyorlar. Bir diğer meslek grubu çok çok önemli. Özellikle bu dönemde değerlerini daha iyi anladığımız. Mesela biz öksürdüğümüz zaman, hasta hissettiğimiz zaman, bir yerimiz ağrıdığı zaman nereye gidiyoruz? Tabii ki de doktora gidiyoruz. Ve doktorlar aslında bizler için çok fazla emek sarf ediyorlar. Bir kere öncelikle yıllarca okula gidiyorlar. Sonra da bizlerin hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Bizlerin bedenimizin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve çoğu da biz hastalandığımız zaman bazen geceleri hiç uyumuyorlar. Yani bizler için çok büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Buradan onlara çok teşekkür ediyoruz. Emekleri bizler için çok değerli. Oo, burada benim çok sevdiğim bir böyle burnuma çok güzel kokular getiren bir meslek var. O da fırın. Mesela fırıncılar, fırında çalışan sevgili abi amcalarımız, teyzelerimiz mesela. Onlar çoğu zaman geceleri uyumuyorlar, biliyor musunuz? Sabahları bizlere taze çıtır çıtır sıcacık mis kokulu ekmekler getirmek için çoğu zaman uyumuyorlar ve çok büyük bir fedakarlık yapmış oluyorlar. Gece uykularından fedakarlık yapmış oluyorlar. Sadece bizler için ve bütün gün o sıcak fırının içinde çalışıyorlar arkadaşlar. O yüzden zorlanıyorlar ve tekrar buradan onlara da teşekkür etmek istiyorum. Onların da günü kutlu olsun. Mesela tamirciler.
evimizde musluk bozulduğu zaman, evimizde kapılar bozulduğu zaman, evimizde elektrik bozulduğu zaman mesela biz kimi arıyoruz? Kimden yardım alıyoruz? Tabii ki de tamircilerden, tamirci abi ablalarımızdan yardım alıyoruz. Ve ne yapıyorlar? Mesela bazen gerçekten zor şeyler yapıyorlar. Terliyorlar, çabalıyorlar. Bazen musluğun altına giriyorlar. Bazen başka yükseklere uzanmaya çalışıyorlar. Ve bizler için çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Yani zorlanıyorlar. Ama bunun sonucunda bizim hayatımızı, belki de gerçekten o günümüzü, o gün hayatımızı kurtarmış oluyorlar. O yüzden bugün onların da günü. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sonra bir diğeri, işte en sevdiğim meslek gruplarından öğretmenler arkadaşlar. Bizler konuşmayı, yazmayı, bildiğimiz şeyleri, renkleri, bitkileri, çiçekleri, doğayı nasıl biliyoruz? Tabii ki de öğretmenlerimiz sayesinde. Öğretmenlerimiz bazen derste onların sözünü dinlemeyip kendi aramızda böyle vır 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 konuşmamıza rağmen bizi sevmeye devam ediyorlar. Ve bildikleri her şeyi bize aktarmak istiyorlar. Ve gerçekten birine bir şey öğretmek çok eğlenceli, çok güzel ama aynı zamanda çok yorucu bir şey. İşte bu yüzden bugün onların da günü, onların da günü kutlu olsun. İyi ki bizim için bu fedakarlığı yapıp bize böyle bir emek veriyorlar arkadaşlar. Gelelim diğerlerine. Çok var aslında. Görüyorum burada mesela bilim insanları var. Bilim insanları zaten her gün yeni bir şey keşfetmek için laboratuvarlarda çok fazla şey deniyorlar. Risk alıyorlar. Sürekli akıllarını çalıştırmaları gerekiyor. Ve tabii ki bunlar hepsi bizim için daha iyi bir gelecek için, hastalıkları daha kolay çözmek için, yeni şeyler keşfetmek için yapıyorlar bunu. Ve bugün tabii ki de onların günü. Onun dışında mesela polisler olmasaydı suçları kim yakalayacaktı? Tabii ki de kimse yakalayamazdı çünkü polisler o kadar cesurlar ki biri suç işlediği zaman suç işlemeye devam etmesin ve diğer insanlara zarar vermesinler diye onları yakalıyorlar. İyi ki varlar. Onlar olmasaydı gerçekten sokaklarda korkarak dolaşırdık. İyi ki varlar. Onların da günü kutlu olsun. O kadar çok şey var ki arkadaşlar, saymakla bitmez. Bahçıvanlar mesela bizler için, çiçek ekenler, dünyamızı daha güzel bir hale getirenler, bitki ekenler, sebze ekenler, karnımızın doymasına yardımcı olanlar, bahçıvanlar. Bugün onların da günü. Aynı zamanda terziler mesela, eskiden daha, şimdi artık kıymetlerini bazen o kadar bilmiyoruz ama terziler o kadar önemli ki arkadaşlar. Üzerimizdeki kıyafetlerin olmadığını düşünün, çıplak kalırdık ve o zaman hiç güzel olmazdı. İşte her birinin gösterdiği emek için çok teşekkür ediyoruz. Ama bence bugün teşekkür etmemiz gereken biri daha var. Gerçekten o da Tanrımız. Bizleri sevmek için, sürekli bizleri sevmek için çabalıyor. Sürekli bizi sevmeye devam ediyor. Biz ne yaparsak yapalım. Bir kere bizi yaratan, bütün dünyayı yaratan Tanrımız. Ve tabii ki bu çok büyük bir emek demek. İşte bu yüzden Tanrı'ya çok ama çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki de bütün meslek gruplarına ve ailemize teşekkür ettikten sonra artık emek ve dayanışma gününü kutladık. Bu kısma bir son veriyorum. Şimdi sırada ne varmış? Haydi hep birlikte bir göz atalım. Rab İsa göklerin egemenliğini duyurmak için birçok şehre ve fakir köylere giderdi. Öğrencileri de her zaman onunla birlikte olur, halk da Rab İsa'yı takip eder ve gittiği her yere arkasından gelirlerdi. Bir gün Rab İsa oturmuş halkı öğretiyordu. Halkın sayısı gittikçe artıyor, İnsanlar birçok bölgeden Rab İsa'nın sözlerini dinlemek için geliyorlardı.
Rab İsa benzetmelerle konuşmaya başladı ve onlara tohum benzetmesini anlattı. Bir gün ekici tarlasına ekmek için tohum atmaya başladı. Tohumlardan bazıları yola düştü. Kuşlar gelip hemen tohumları yediler. Bir kısım tohum kayaların arasına düştü. Tohumlar çabuk filizlendi ama hemen öldüler çünkü kökleri derin değildi. Başka bir kısım tohum dikenlerin arasına düştü. Tohumlar filizlenince dikenler onları boğdu ve öldüler. Sonunda bazı tohumlar da iyi toprağa düştüler. Tohumlar filizlenip yeşererek güzel ve bol ürün verdiler. Rab İsa tohum benzetmesini anlattıktan sonra öğrencilerinden biri bu benzetmenin ne anlama geldiğini sordu. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir. İnanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salmadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün veremeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte sağlayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Sözünü yüreğimde sakladım, sana karşı güne işlememek için. 119. Mezmur 11. Ayet. Bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizin düşüncelerinizi çok önemsiyoruz. Siz birazdan okuyacağım durumun içinde olsaydınız acaba ne yapardınız? Cevaplarınızı heyecanla bekliyorum. Aşağıda bir WhatsApp numaramız var. Bu numaraya size okuduğum sorudan sonra cevaplarınızı hemen göndermeye başlayın. Çok kolay, A, B, C değilse şıklar sunuyorum. Onlardan birini seçiyorsunuz. Aman yanlış cevaplarım, aman ben bu sorunun cevabını bilmiyorum diye hiç düşünmeyin, hiç korkmayın. İlk yaptığınız şeyi bize dürüstçe gönderin ve biz bunun hakkında konuşalım arkadaşlar. Haydi bakalım, hazırsak sorumuz gelsin, Nora abanın size soruyu okusun. Şimdi... Hayal edebilirsin ben bunu okurken gözlerini kapatıp ya da gözlerini açık bir şekilde. Düşün ki sokağa çıkabildiğin günlerdesin. O günler geri gelmiş artık. Sokağa çıkabiliyoruz ve arkadaşlarınla parkta oynuyorsun. Çok eğleniyorsun, koşuyorsun, terliyorsun, çok mutlusun. Ve o sırada uzaktan birinin geldiğini gördün. Senin boylarında, senin yaşlarında bir çocuk geliyor. Ama fark ettin ki onun bir bedensel engeli var. Yanınıza geldi, giderek yaklaştı ve size dedi ki, ben de sizinle oynayabilir miyim? Yani sizinle oynamak istedi. Ama maalesef arkadaşların onun oyuna katılmasını istemediler. Peki bu durumda sen olsaydın ne yapardın? Ne yapardın böyle bir durumun içinde olsaydın? Eğer arkadaşların onu oyuna almak istemeselerdi,
Ve o üzülecekti. Bunu tahmin ediyor. Çünkü herkes oyuna girmek ister ve oyuna girmek istemediğinde üzülür. Peki sen bu durumdasın. Bu durumu görüyorsun. Arkadaşlarını duydun. Sen olsan ne yaparsın? Haydi bakalım şıklara bir göz atalım. A şıkkı. Arkadaşlarım bunu yaptıkları için onlara çok kızar, bağırır ve bir daha asla onlarla arkadaşlık etmem. Yani onlarla bütün arkadaşlığımı bitiririm, bir daha yüzlerini bile görmek istemem mi diyorsun? Eğer öyle diyorsan senin cevabın A şıkkı. B şıkkı. Ağzıma bir sakız atarım ve sakızımı çiğnemeye dalıp durumu umursamam. Yani hiç karışmam. Sakız da çilekliymiş derim. Eğer senin cevabın buysa ve böyle yapıyorsan senin seçmen gereken cevap B şıkkı. Gelelim son şıkka. C şıkkı. Arkadaşlarıma biraz kızarım. Ama sonra onları sevgiyle uyarırım. Ne yaptıklarının farkında değiller diye düşünürüm. Yeni gelen çocuğun yanına gider ve onunla oynamayı çok istediğimizi söylerim. Onunla arkadaş olmak için de heyecanlanırım. Son şıkkı bir daha okumak istiyorum. Biraz uzun bir şık. Arkadaşlarıma biraz kızarım ama sonra onları sevgiyle uyarırım. Ne yaptıklarının farkında değiller diye düşünürüm ve bu yaptıklarının aslında o arkadaşı çok kırdığını onlara açıklarım. Sonra yeni gelen çocuğun yanına gider ve onunla oynamayı çok istediğimizi söylerim. Tabii ki oyuna katılabilirsin. Seninle oynamayı çok isteriz derim. Onunla arkadaş olmak için heyecanlanırım. İşte senin yapacağın davranış buysa senin vermen gereken cevap C şıkkı arkadaşım. Haydi bakalım bir kez daha aşağıda WhatsApp numaramız var. Onu görüyorsun. Hemen cevap vermeye başla bize. Hemen cevaplarını gönder. Heyecanla senden haber bekliyoruz. Ve tabii ki de yarın bu konu hakkında özür dilerim. Yarın değil, pazartesi bu konu hakkında konuşacağız. Haydi bakalım şimdi sırada ne var? Meyvezi. Tam denk geldik be. Nasılsın? İyiyim Zi. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne güzel bak. Saatimize uyduk. Birbirimizi bekletmedik. Sana domates suyu hazırlamamı ister misin? Vakit kaybetmeyelim. Genç arkadaşlarımıza anlatacaklarımızı bitirelim. Sonra içeriz, olur mu? Olur. Tamam o zaman. Zi, tabletini getirmişsin yine. Yeni bir yapay zeka geliştirdim. Eskisinden daha iyi yani. Nasıl? Yani yapay zekanı anlatıyordun ya. Hiç anlamıyorum şu an. Ya tableti anlatıyordun Zi. Evet, anlattığımız konularla ilgili görseller tablette görünecek. Nasıl ama? Büyük iş değil mi? Harikaymış. Böylece genç dostlarımızın aklında daha iyi yer eder, değil mi? Evet. Mesela domates suyu. Bak harika ama konudan kopmayalım, olur mu Zi? Tamam o zaman. Aziz Pavlus. Elçi Pavlus'un nereli olduğunu biliyor musun Zi? Zi. Efendim? Cevap vermedin, kaldın öyle. Ben öylesini sordun sandım. Cevabı kendin vereceğiz sanıyordum. Bak ben soruyla başlamak istedim. Tamam. Tarsuslu. Evet, harikasın. Elçi Pavlus doyup büyüdüğü şehri şöyle tarif ediyor. Ben Tarsuslu Roma vatandaşıyım. Kilikya'nın hiç de önemsiz sayılamayacak kentinden. Şiir gibi. Evet, öyle. Tarsus, tarihin her döneminde çeşitli medeniyetler açısından çok önemli bir merkez ve tarihsel birçok olaya tanıklık etmiş bir kent. Mesela Persler, Asurlar, Romalılar, Selçuklular, Bizanslılar, Osmanlı İmparatorluğu, kaç farklı medeniyet yer almış burada. Ama biz bu işin içinden çıkamayız ki mi?
Yani hangi birini anlatacaksın şimdi? Hayır hayır, ben asıl konumuza geri döneceğim şimdi. Hı. Roma İmparatorluğu'nun Augustus döneminde İsa'dan önce 10 ila 5 yıllarında doğan Paulus'a. Ah, harika. Paulus 15 yaşlarında eğitim almak için Kudüs'e gider. Tarsus'a geri döndüğünde çok bilgili biri olmuştur artık. Ancak memleketinde onu kıskananlar ve çekemeyenler odur. O da tekrar Kudüs'e döner. Ah, süper. Çok teşekkürler anlattığın için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Burada bitiyor değil mi? Hayır Zihi, her şey aslında burada başlıyor. Hayır, tamam, dinlemeye devam o zaman. 34 yılındayızdır artık. Sakın hayır bu yıldayız deme bana, tamam mı? Asla demem. O dönemi anlatıyorsun. Anladım. O kadar da değil ya. Heh, evet. Kudüs. Bu sıralarda Mesih İsa'nın öğretisiyle ona karşı olanlar arasında çekişmelere sahne oluyordu Kudüs. Paulus gerçeği burada görür ve kardeşlerine destek vermeye karar verir. Peki yolculuklar? Evet. Yolculuklar da İsa Mesih'i tanımasından sonra başlar tabii. 4 yolculuk var. İlki 47 yılında başlayıp 49 yılında sonlanıyor. Sonraki bölümümüzde ilk yolculuğu anlatıyor olacağız. En heyecanlı yerinde bitirdin ama. Olsun o kadar. Küçük kardeşlerimiz de bizden önce araştırsınlar tabii. Peki ya Tarsus kenti şimdi nasıl? Keyfi yerinde mi? Yazın eser mi? Kışın yıldırım düşer mi? Biraz genel kültür diyorsun yani. Bak Tarsus, Mersin ilinin en doğusundaki ilçesi. Tahmin edeceğin üzere çokça turistik yeri bulunuyor. Taşkuyu Mağarası, Kleopatra Kapısı, Şelalesi ve ne kilisesi? Aziz Paulus. Evet tabii ki. Bir yandan yolculukları anlatırken bir yandan genel kültür bilgileri vermek adına buraları da anlatacağız. Ben sana bir tane doğru mu yanlış mı sorusu sorayım o zaman. Ha, öyle sorularım var diyordu. Hey yolla gelsin o zaman, bekliyorum. Dikkat, geliyor. Evet. Hazır yanı başımızda tablet varken ilki geliyor. E-posta terimi elektronik posta sözcüklerinin kısaltılmış halidir. Doğru mu? Yanlış mı? Hay Allah. Çok da zor bir soru yahu. Buna zor diyorsan yandın o zaman. Daha neler var be? Yahu latife ediyorum, latife. Ne diyor? Ya ne? şaka diyorum, anlamıyor musun? Şaka yapıyordum. Tamam. Cevap için doğru, evet doğru diyorum. Evet, bildin. İngilizce'deki e-mail olarak geçen terimin Türkçesi e-posta. Herkesin bir elektronik posta hesabı var artık günümüzde. Bu harika bir şey. Evet, kesinlikle. O zaman bugünlük bu kadar diyelim mi Zihi? Diyelim. Sonraki bölümde de artık yolculuklara başlayalım ama. Tamam, söz. Hadi bakalım. Sen şimdi domates suyunu yap, ben biraz işim var, gideceğim, tamam mı? Süpersin, hemen. Hadi görüşürüz. Hemen. Benim en sevdiğim bölümdeyiz, Tanrı'nın sözü ve bu aralar son dünle birlikte bir tekrar yapmaya başladık. Eski konuları böyle birazcık hatırlayıp Tanrı acaba bize yeni bir şey bu konuda ne açacak, bize yeni ne öğretecek bu konuda, acaba anlamadığımız neler vardı, derinlerde yeni ne keşfedeceğiz acaba Tanrı'nın yaptıklarıyla ilgili diye düşünüyorduk. Arkadaşlar dün nerede kalmıştık? İbrahim'in hikayesinde kalmıştık. İbrahim ne demişti, hatırlıyor musunuz İbrahim'e? Şöyle kafanı kaldırıp bir gökyüzüne bak. O yıldızları sayabilir misin demişti ve İbrahim şok olmuştu. Denemişti ama muhtemelen 10 kere belki de 20 kere baştan saymaya çalışmıştı. Çünkü yıldızları sayması mümkün değildi. Ve Tanrı ona demişti ki işte senin o kadar çocukların, o kadar torunların olacak. Ve senin ailen o yıldızlardan daha fazla olacak demişti. Yani o kadar fazla demek. Biz de asla yıldızları sayamayız arkadaşlar.
İşte bu yüzden İbrahim bir an şoka girmişti. Çünkü İbrahim bizim dedelerimizden bile daha yaşlıydı o sırada. Tam olarak 99 yaşındaydı. İki tane 9 yan yana. Düşünebiliyor musunuz? Ve İbrahim'in çocuğu bile yoktu. Bırakın torunu olmasını, bir tane bile çocuğu yoktu. Ve o yaştan sonra baba olması imkansızdı. Bedeni buna elverişli değildi. Biyolojik yapımız buna uygun değildi. Ama bu bölüm Tanrı'ya güvenme ve Tanrı'nın sürprizler yapma bölümü. İbrahim bakalım Tanrı'ya güvendi mi? Bakalım Tanrı ona her zaman yaptığı gibi güzel bir sürpriz yaptı mı? Haydi bakalım hikayenin devamını okuyalım. İbrahim şöyle demişti en son. Ama bu fazlasıyla harika. Nasıl gerçek olabilir? Gerçek olamayacak kadar iyi olan bir şey olabilir mi? Diye sordu Tanrı. Ama aslında Tanrı için gerçek olamayacak kadar iyi diye bir şey yok. Çünkü Tanrı'nın yaptığı her şey zaten o kadar fazla iyi ki. O yüzden o iyi işler zaten onun uzmanlık alanı. Benim için fazla harika olabilecek bir şey var mı sence İbrahim? Diye sordu İbrahim'e Tanrı. Böylece İbrahim gözleriyle görebildiklerinden çok Tanrı'nın söylediklerine güvendi. Çünkü bizler bazen sadece bu dünyada olan şeyleri görebiliyoruz. Ama aslında Tanrı'nın planları bizim bu dünyada gördüğümüz şeylerden çok daha fazla ve büyük ve güzel. İbrahim Tanrı'ya güvendi ve inandı. İşte Tanrı'ya güvendiğimizde, Tanrı'ya inandığımızda, Tanrı'ya itaat ettiğimizde acaba neler oluyor? İbrahim'in eşi Sara Tanrı'nın verdiği sözü duyunca kahkaha attı. Ama aslında bu sevinçten atılan bir kahkaha değildi. İçinde gözyaşı vardı. Çünkü İbrahim'in karısı Sara da anne olmak istiyordu ama bir türlü olamıyordu. Hep bir bebeği olsun istemişti. Hayali gerçekleşebilir miydi acaba? Sara 90 yaşında olmasına rağmen bir çocuğu olabilir miydi gerçekten? İşte ben şimdi bunu duyduğumda Tanrı'nın mucizeler yapmayı ne kadar sevdiğini hatırlıyorum. Hayatımızda imkansız gibi görünen, hayatımızda asla başaramayacağımızı sandığımız şeyleri Tanrı'nın yardımıyla nasıl yapabileceğimizi gördüğümüzde aslında bizde yani bizim becerimizden çok Tanrı'nın mucizeleri ne kadar sevdiğini hatırlıyorum. Tabii ki olamazdı. Komik şeyler düşünme Sara. Bütün bunlar için çok geç. Sen 90 yaşındasın. Sara, Tanrı'nın söz verdiği şeyi yapacağına inanmadı. Tanrı bir şey söylediğinde bunu olmuş sayabileceğini unutmuştu. Tanrı söylediği her şeyi yapar arkadaşlar. Bunu unutmayın ve Tanrı için imkansız diye bir şey yoktur. Tanrı şu an sizin içinde oturduğunuz evi bir anda havaya kaldırabilir, uçurabilir, her şeyi yapabilir eğer isterse. Tabii ki Tanrı için Sara'ya bir bebek vermek gökyüzündeki yıldızları yaratmak kadar kolaydı. Tanrı'nın o koskocaman dağları insanların tırmanmak için günlerini harcadığı dağları yarattığını unutmayın arkadaşlar. Yıldızları, okyanusları, denizleri, bütün hayvanları Tanrı'nın yarattığını unutmayın. Tanrı için bir bebek yaratmak ne kadar kolay düşünün. Tıpkı Tanrı'nın söz verdiği gibi 9 ay sonra Sara'nın bir oğlu oldu. İşte İbrahim ona inandı. Ve Tanrı'nın planı gerçek oldu. Ona İshak adını verdiler. Bunun anlamı kahkahanın oğluydu. Bu sefer Sara kahkaha attığında bu sevinç dolu, muhteşem bir kahkahaydı. Sara'nın hayali gerçekleşmişti. Tanrı verdiği sözü tutacaktı. Özel halkı olan İbrahim'in ailesine her zaman bakacaktı. Bir gün Tanrı başka bir bebek gönderecekti. Kocası bile olmayan genç bir kıza verecekti bu bebeği. İşte bu kocası olmayan genç kız kim? Tabii ki de Meryem hatırlıyoruz. Ve bu bebek de Mesih İsa, gelecekte olan kurtarıcı. Bu bebek tüm dünyaya kahkaha getirecekti. Bu bebek herkesin hayallerinin gerçekleşmesiydi. Bu bebek bu hayattaki gerçek sevgiydi. O da İsa Mesih. Evet arkadaşlar, sizler bugün yine hayatınızda imkansız görünen şeyler için dua etmeyi unutmayın. Unutmayın ki o şeyler Tanrı için çok kolay. Sizin korkularınızı yenmeniz, bir türlü beceremediğiniz bir dersi geçmeniz, o sınavı atlatmanız ya da bir gün tekrar sokağa çıkabilmemiz, bu koronavirüs günlerinin bitmesi ve şu an tahmin edemediğim başka birçok hayaliniz gerçek olabilir. Çünkü Tanrı ile birlikte olduğunuzda her şey mümkündür.
Evet arkadaşlar, bugünlük Nuri ablanızdan bu kadar. Nuri ablanız sizi çok seviyor. Bütün bu anlattıklarımı düşünmeyi lütfen unutmayın. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.